Merhaba Eko Başarı programı izleyicileri. Sizlere bakış öğrenmek. Farklı sektörlerden en yeni hizmetler ve ürünler, iş dünyasındaki son gelişmeler, yeni yatırımlar, özel röportajlar, basın toplantıları, lansmanlar. Evet, her hafta günlük. Farklı konu ve konuklarıyla iş dünyasının nabzını tutuyoruz. Yaklaşık 86 yılı oldu güne kadar. İnşaattan turizme, sanattan sağlığa, modadan otomotife, yeme ve içmeden bilgi teknolojisine. Aa, o da ailesinin bir ferdi. Her alanda merak ettiğiniz her şey Eko Başarı programında. Daha iyi, daha kaliteli, daha uygun, daha ucuz hizmeti nasıl verebiliriz? Eko Başarı programı her hafta cumartesi saat 13'te TGRT Euro ekranlarında. Yılından beri işitme sektöründeyim. Trakya Üniversitesi Odyoloji Bölümü mezunuyum. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde çalışıyordum daha önce. Şimdi kendi yerimi açtım. Evet, tabii ki biliyorsunuz işitme problemi, işitme kaybı bunlar çok önemli problem. Bunun için cihazların takılırken güvenli ve uzmanlar tarafından yapılması çok önemli. Evet, katılıyorum. Kesinlikle. Siz de diyorsunuz ki biz denge işitme cihazları olarak bu garantiyi veriyoruz ve insanlarımızın daha rahat duymasını sağlıyoruz. Evet, yani işte duymak ve anlamak biraz birbirinden farklı şeyler. Daha iyi anlamayı amaçlıyoruz daha çok. Hedefimiz bu diyorsunuz. Peki, diyelim ki buraya size hem fikir almak için hem de cihaz taktırmak isteyen izleyicilerimiz oldu. Nasıl yardımcı oluyorsunuz, nasıl yönlendiriyorsunuz? İlk önce kulak burun boğaz muayenesi oluyorlar. Kulak burun boğaz muayenesinden sonra cihaz kullanmakta herhangi bir problem yoksa, işitme cihazı kullanması gerekiyorsa bize geliyor hasta. Genelde ben duyuyorum ama anlamıyorum şeklinde geliyorlar. Duymada azalma olduğu için anlaşılmıyor söylenenler. Buna cihazla birlikte hangi cihazın uygun geleceğini deneme yaparak hastayla birlikte karar veriyoruz. Yani öncelikli olarak hastamızın bunu kabullenmesi gerekiyor, evet, değil mi? Evet, kesinlikle. Çünkü hani ben duyuyorum, duymayla ilgili bir problem yok, sadece anlamıyorum derse bunu kabul ettirmemiz çok zor. İşitme cihazını yaşlılık belirtisi olarak görmesinler. Evet, her yaşlı. Yaşlılık değil, evet, her yaş işitme cihazı kullanabilir. Peki çocuk yaşından gençlik döneminden yaşlılığa kadar cihazların kullanımı fark ediyor mu? Teknik açıdan mı? Teknik açıdan ve yaş grubuna göre değişiyor mu? Pediatrik cihazlarımız mevcut. Daha çok pediatrik cihazları çocuklarda tercih ediyoruz. Yetişkinlerde biraz daha farklı uygulamalar yapılıyor. Çocuklara farklı, evet. Tabii ki biliyorsunuz ki bu cihazların kullanımı bakımı çok önemli. Bu konuda nasıl yardımcı oluyorsunuz? Teknik servis ve destek gerçekten önemli. Çünkü bir cihazı almakla ve satmakla iş bitmiyor. En az 5 yıl o cihazı kullanıyor ve 5 yıl boyunca mutlaka ki bakıma ihtiyaç duyuyor hastalar. Periyodik bakımın düzenli olarak yaptırılması gerekiyor diyorsunuz yani. Evet, mesela örneğin terden çok fazla zarar gören cihazlar var. O yüzden periyodik bakımlar yapılırsa cihazın ömrü daha uzun oluyor diyelim. Evet, tabii ki bu işlemlerin güvenilir yerde yapılması çok önemli ve denge işitme cihazı olarak biz buradayız diyorsunuz. Kesinlikle öyle diyoruz. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Biz de teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, bugün sizlere Balıkesir'de bulunan denge işitme cihazlarından seslendik. Söz Merkez Stüdyolarında.